O zaman bu hikayelerden ne öğreniyoruz? Mesih'in peşinden gitmek zor olabilir. Acı çekebiliriz. Ama aynı zamanda bizden yana güçlü olan, harika olan bir Tanrımız var. Amin. Ve gerçekten bugün bakacağımız ayetlerde aynı şey görmüş olacağız. O zaman İbraniler 10. bölüm ve ayet 32'den okuyorum. Ve birkaç ayet okuyacağız. Sonra onları açıklamaya çalışacağım. İbraniler 10, 32. Sizlerse aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Bazen sitemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz, hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Dua edelim. Göklerdeki babamız, bu sözlerin için minnettarız. Bizim yolumuza bir ışık olsun. Bizim hayatlarımıza bir teselli gelsin, bir teşvik gelsin bu sabah. Gel kutsal ruh, sen öğretmenimiz ol. Gözlerimizi aç, Mesih'i görelim, gerçeği kavrayalım. Ve bu bizim hayatlarımızda ve çevrelerimizde, mahallelerimizde, iş yerlerimizde büyük bir etki yaratsın diye dua ediyorum. İsa Mesih adıyla. Amin. İbraniler bölümü kimin tarafından yazıldığını bilmiyoruz ve kimlere yazıldığını da bilmiyoruz. Ama belli ki bu imanlılar ilk başta çok gayretli bir şekilde başlamışlar. Vaftiz oldukları zaman çok gayretli bir şekilde başlamışlar. Tamam, varız ya. Mesih'in peşinden gittiğiniz zaman zor olacak, biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Boş ver, varız dediler. Tamam mı işte? Vaftiz olduğunuz zaman herkes sizi reddedecek. Tamam, boş ver, varız dediler. Vaftiz oldular, başlamışlar. Gayretle, sevinçle, coşkuyla. Ve birçok kişi, biliyorsunuz, yani Mesih'in yolundan gitmeye başladığımız zaman öyle oluyor. Tamam mı? Ya varım, vaftiz olacağım. İşte başlayacağım, her şey lay lay lom olacak, her şey dörtlük olacak, her şey toz bembe olacak, değil mi? İşte hadi bakalım, Mesih'in takipçisi olalım. Ve bir yere kadar bu doğru, ama aynı zamanda biz biliyoruz. Ailelerimizden birçok şey çekebiliriz. Mahalle baskısı olabilir. İnsanların bize uyguladıkları baskı olabilir. O zaman aslında Mesih'i seçmek, bir şekilde utanç seçmek anlamına geliyor. Toplumun gözünde, el alemin gözünde utanacak bir şey seçmiş oluyorsun, değil mi? Ve bu ayetlerde öyle oluyor. Bu ayetlerdeki ifade edilen durum bir çeşit utanç. Sözlere bakalım. Diyor ki, acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandınız. Yani acılar, kaçınız Mesih takipçisi olduğunuz için bir şekilde acı çekti? Kaçınız? Birkaçımız. Mücadele. Kaçınız bunu yaşıyorsunuz? Yani bir şekilde Mesih'in peşinden gitmek bir mücadele gibi oluyor. Herkes için. Sonra diyor ki, bazen sitemlere uğradınız. Sitem ne demek? İşte teyzen, baban sana sitem dolu bakışlarla bakıyor. Yavrum, ne yapıyorsun? Sitem işte, değil mi? Kaçınız böyle bir şey yaşadı? Sonra sıkıntılara uğramaktan bahsediyor. Sıkıntı, yani kimlik değiştirmek, askerlik. Yani bir imanlı olarak askerliğe gitmek sıkıntılı olabilir. Evlenmek sıkıntılı olabilir. Gömülmek bir Hristiyan olarak sıkıntı olabilir. Yani nerede gömüleceksiniz kardeşim? Yani Yarova'da artık hamdolsun yerimiz var.
Şimdiden yerinizi almalısınız, değil mi? Çünkü dolacak. Ama gerçekten birçok şey bir Hristiyan olarak sıkıntılı olabilir. Sonra seyirlik oldunuz diyor. Bu ne demek? Aslında tiyatroluk oldunuz gibi bir şey. Yani o günlerde Hristiyanları alıp işte o amfiteyatroda işte herkesin önünde vahşi hayvanlara yedirdiler. İşte neden? Yani herkes geldi işte izledi güldü. Neden tiyatroluk seyirlik oldunuz? Yani başka insanlara alıkoymak için. Hadi onlar Hristiyan olmasın diye bunları örnek yapalım. Seyirlik oldunuz diyor. Alıkoymak niyetiyle. O zaman bu ayetlerde görüyoruz ki Mesih'in peşinden gitmek herkes için zor olabilir ve bir çeşit utanç olabilir insanların gözlerinde. Ondan sonra cesaretinizi yitirmeyin diyor çünkü ödülünüz büyük olacak. Sonra bu yazar bu insanları nasıl teşvik edecek? Yani bu çok mutlu bir başlangıç değil bir vaaz için değil mi? Oh, sıkıntı, acı. Ama bu insanları teşvik etmek istiyor. Nasıl teşvik edecek? Aslında tarihten ve eski zamanlardan peygamberleri örnek olarak ele alacak ve gösterecek. Bak, ilk acı çeken siz değilsiniz. Hindistan'da acı çekiyorlar. Irak'ta acı çekiyorlar. Zor olduğunu biliyorum ama bir tek siz acılı olanlar değilsiniz. Ve bak, tarihe baktığımız zaman onlar da acı çekmişler. O zaman birkaç örnek olacak ve İbraniler 11. bölümü aslında birçok kahraman gösteriyor. İbrahim olsun, Musa olsun. Bak bunlar da Tanrı'nın peşinden gittikleri için acı çekmişler. Ve birkaç örneğe bakacağız. Ve birincisi İbrahim. Hasreti İbrahim. O zaman İbraniler 11 ve ayet 8. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu. O zaman Rab İbrahim'i çağırıyor ve İbrahim'den ne istiyor? Her şeyini bırak ve bana güven. Her şeyini bırak ve bana güven. Yani evini, baba ocağını, memleketini, aileni bırak ve bana güven diyor. Bu zor muydu? Çok zor. Yani ne diyorsunuz Türkçe'de? Taş yerinde ağırdır. Değil mi? Ne demek? Evet, yani olduğun yerde herkes seni tanıyor, herkes seni biliyor. Aa, sen onun oğlusun, sen onun kızısın, seni tanıyorsun. Tamam, o zaman güven, itibarın yerinde. Ama oradan başka bir yere gittiğin zaman yabancı olarak, mülteci olarak kimse seni tanımıyor. O zaman kimse seninle ticaret yapmak istemeyecek. Çünkü kimse sana güvenmez. Kimse senin çocuklarınla çocuklarını evlendirmek istemeyecek. Çünkü kimse sen yabancısın. O zaman yabancı olmak, evet, Rolling Stone olmak, yuvarlanan taş olmak aslında utançla alakalı bir şey. Ve Rab bunu İbrahim'den istiyor. İtibarını bırak. Herkes seni tanıyor orada. Her şey bırak. Sen küçük olacaksın. Mütevazi olacaksın. Çünkü bana güveneceksin. Zor. Yahya Kemal şöyle yazdı. Derler, insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin köksüzlük. Yani burada köksüzlükten bahsediyor Yahya Kemal. Yani bir yere ait olmama hisden bahsediyor. Evet. O zaman İbrahim utanç seçti. Neden? Çünkü Rab'be güveniyordu ve görünmez bir şerefe gözünü taktı. Tamam bu hayatta utanmış olabilirim ama aslında
görünmez olan bir şeref beni bekliyor ve onun peşinden gideceğim diyor İbrahim. Sonra yazar ikinci bir örnek gösteriyor bize. İkinci örnek de Musa, Hazreti Musa, peygamberlerden biri. O zaman İbraniler 11 ve 24'ten okuyorum. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı görür gibi dayandı. Hazreti Musa Mısırlı bir prens olarak büyüdü. Firavun'un kızının sarayında, adam sarayda büyüdü. Düşünebiliyor, burada sarayda büyüyen var mı? Yok. Düşünebiliyor, keşke ya. Değil mi? Herkesin hayalinde olan bir şey yani. Ve Musa sarayda büyüdü. Yani Mısır'da, çölde, sıcak, orada klima var. Ya dışarıdaki herkes aç, orada yemek var. Köleleri var, her şey var, ne güzel. Sarayda büyüdü ama bir gün pencereden bakıyor Musa ve orada dışarıdaki insanları görüyor. Ve İbraniler yani Tanrı'nın seçilmiş halkı orada köleler olarak, çıplak olarak, çamurda, pislikte çalışıyorlar. Yani onlar köleler olarak ve Müslümanlar onlara bir hiç gibi bakıyorlar. Bunlar insan bile değil, hayvan gibi, tamam mı? Böyle bakıyorlar. Tepeden bakıyorlar, aşağılıyorlar. Ve Musa diyor ki, ben saraydaki her şeyimi bırakacağım, onlarla bir olacağım. O zaman saraylık giysilerinden oluyor, saraylık lüks hayatından oluyor, her şey bırakıyor, vazgeçiyor, dışarıya gidiyor ve Tanrı'nın halkıyla birlikte acı çekmeye yeğliyor burada diyor. Aşağılanmayı yeğledi. Ya bu yeğlemek ne demek? Yani irade ile alakalı bir şey. Bir seçenek yaptı. Burada devam edebilirim ya da oraya gidebilirim ve bir karar veriyor. Kabul ediyor. Ya kim bunu yapar? Kimse yapmaz. Saraydan çıkıp, lüks hayatından, zenginlikten çıkıp kölelerle bir olmak ne demek? Niye yapıyor Musa? Yani deli miydi Musa? Gerçekten niye yapıyor? Ve aslında diyor ki ayette görünmez olanı görür gibi dayandı. Görünmez olan kim? Allah, Tanrı. O zaman diyor ki bir şekilde Tanrı'yı bu insanlar arasında gördü. Ve dedi ki ben Tanrı'yı bulmak istiyorum. Tamam buradaki hayatım güzel, zengin, lüks ama içim boş. İçimde gerçek bulamıyorum. Esenlik bulamıyorum. O zaman diyor ki tamam her şeyden olayım Tanrı bulayım. Ve dışarıya gidiyor. Çünkü onun değerini, onun kıymetini biliyor. O zaman burada çok zor bir karar veriyor. Ve enteresan olan burada Tanrı neredeydi? Tanrı sarayda değil. Tanrı zenginler arasında değil. Tanrı acı çekenler arasında. Tanrı fakirler arasında. O zaman İbrahim'i gördük. Musa'yı gördük. Son bir örneğe bakacağız şimdi. Ve bu da şehitler. Ayet 36. Yazar daha birçok örnek vererek Mesih uğruna şehit düşen bir grup daha örnek olarak sahneliyor burada. O zaman ayet 36. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi, taşlandılar, testereyle biçildiler. Çocuklar var mı bu? Yok. Bu 18'lerden üstünler için bence.
kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. Bilemiyoruz ama belki Kapadokya'dan, Nevşehir'den bahsediyor burada. Ve toplum onlara niye böyle davranıyor? Niye böyle düşlüyor, aşağılıyor, sıkıntı uğratıyor bunlara? Çünkü topluma göre bu insanlar, bu iman eden insanlar layık değildiler. Ve o bize bulaşmasın diye onları düşleyelim diyorlar. O zaman siz bize layık değilsiniz. O yüzden işte size kötü davranacağız. Ama aslında Tanrı'nın yorumunu ne? Tam tersine diyor ki dünya onlara layık değildi. Biliyor musunuz? İnsanlar size bu şekilde davrandıkları zaman, yani kötüye kullandıkları zaman aslında onlar sana layık değiller. Tanrı'nın sözü böyle diyor. Ve en son örnek olarak, o zaman İbrahim'i gördük, Musa'yı gördük, şehitleri gördük ve en sonunda yazar en güzel ve en görkemli örneğe geliyorum ve o da Efendimiz ve Kralımız İsa Mesih. O zaman 12 ve ayet 1. İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahların bunca karşı koymasını kanıtlanmış olanı düşünün. O zaman şimdi örnek verdi işte İbrahim utanç seçti, Musa utanç seçti, şehitler çok acı çekti. Sonra yazar insanların gözlerine baka baka diyor ki ve şimdi sıra sizde, şimdi size sesleniyorum. Örnekler verdik ama ya siz? Ve diyor ki yarışı iyi bir şekilde başladınız ama hayat zor ve bazı insan yorulmaya başladı. Ve yoldan pes etmeye başladı ya da yoldan sapmaya başladı. Ve diyor ki cesaretinizi yitirmeyin çünkü bu tanıklar bulutu sizi sarıyor. Onları göremezsiniz. Daha önceden peygamberler göremez. Musa nerede? Göremezsiniz. Ama bizi izliyor. İbrahim nerede? Göremezsiniz. Ama bizi izliyor. Onlar yarışlarını bitirdiler. Onlar kavuştular cennete. Şimdi bizi izliyor, bizi alkışlıyor, şimdi sıra bizde diyor. Tamam mı? Bir şekilde onları utandırmaya çalışıyor bence. Yani bu kadar kahraman bizi izliyorsa biz yorulmayalım, pes etmeyelim. Değil mi? Ve biliyorsunuz İstanbul'da en azından 1700 sene boyunca Hristiyanlık için bir mum yanıyor, bir kandil yanıyor burada. O çok uzun bir tarih. 1700 boyunca. Ve şimdi o kandil bizim elimizde. Ya bizim nöbetimiz altında sönerse ayıp olur. Olmasın. Olmasın değil mi? Şimdi sıra bizde. Biz devam edelim. Evet zor. Evet yıpratıcı. Evet toplumun gözünde, el alemin gözünde biz bir hiç gibiyiz. Küçük bir şey gibiyiz, bir aşağılık gibiyiz. Ama devam edelim. Neden? Çünkü örneğimiz aslında Efendimiz İsa Mesih, o da bir şekilde utanç seçti. Diyor ki, kendisini bekleyen sevinç uğruna
utanca hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Değil mi? Mesih de görünmez olan bir şey görebiliyordu. Herkesin gözünde, biliyorsunuz, çarmıhta asılmak, çarmıha gerilmek çok acı bir şeydi. Ama ondan ziyade çok utanacak bir şeydi. Utançlı bir şeydi. Romalılar bunu sadece en kötü suçlular için kullanmışlar. En aşağılık insanlar için kullanmışlar. Mesih'i bir şekilde kötülemek istediler. Yani onu çarmıha gersek o zaman ismi kitaplarımızdan silinecek gibi, hiç yaşamamış gibi silinecek gibi, hiç olmamış gibi olacak. O zaman çarmıha gerelim, tamamen yok edelim dediler. Ve çarmıha gerildiği zaman işte herkes oradan, bütün teyzeler falan geçmişler, yüzüne tükürmüşler, Allah belasını versin, cezasını versin demişler. Herkes lanetlemiş böyle. Çünkü böyle bir şey aslında, bir lanet gibi olmak, çarmıha asılmak. Ama diyor ki İsa Mesih bu utancı hiçe saydı. Neden hiçe saydı? Çünkü onu bekleyen bir sevinç vardı. Onu bekleyen görünmez olan bir onur, bir şeref vardı. Tanrı'nın sağında oturmak. O zaman diyor ki yazar, bak gözlerimizi İsa'ya dikelim örneğimiz olarak. O zaman neler gördük ve sona doğru geldik burada ama neler gördük? Mesih'in peşinden gitmek kolay değil. Toplumun gözünde aslında utanç gibi bir şey. Ve utanç biliyorsunuz sadece bir his değil. Ama aslında bir azınlık gibi olmak psikolojimize giriyor bir şekilde. Ve imkanlarımız daralıyor, kısalıyor. Kiminle ticaret yapacağız? Kiminle evleneceğiz? İmkanımız yok. Her şey daraldı. Çevremiz daraldı. Zor bazen. Ama diyor ki bak, İbrahim her şeyini bıraktı. Rabbin peşinden gitti. Çünkü görünmez bir şey görebiliyordu. Musa aslında saraya bıraktı ve kölelerle bir oldu. Ve harika bir örnek oldu bizim için. Ve en muhteşem örnek olarak İsa Mesih çarmıhın utancı hiçe saydı. Onun acısını hiçe saydı. Bu mümkün mü? Yani utancı hiçe saymak. Mümkün mü? Nasıl yapılır? Aslında gözlerimizi bir şekilde görünmez olanı dikmek. Etrafımızı saran o tanıklar bulutuna dikmek. Bizi bekleyen o sevince dikmek gözlerimizi. Bir şekilde görünmez olanı görebilme isteğimiz olsun. Kardeşler, bu mesaj, bu ayetler neden önemli? Neden paylaşmak istedim? Çünkü biliyorum ki Mesih imanlısı olmak harika bir ayrıcılık. Ve neden buradasınız? Çünkü Rab sizi seçti. Yani siz tesadüfen burada değilsiniz. Değil mi? Buradasınız çünkü Rab sizi çağırdı, istedi, seçti, ailesine kattı. O zaman çok büyük bir cesaret ile biliyoruz ki Rab bizimle. Rab bizimle. Onun gücü, onun eli, onun sevgisi, onun ruhu bizimle. O zaman aslında korkacak bir şeyimiz yok. Asla terk etmez, asla bırakmaz. Zor günlerden geçsek bile Rab bizimle, değil mi abla? Ama aynı zamanda devam edebilmemiz için 5 senelik imanlı olmak, 10 senelik imanlı olmak, 20 senelik bir kilise olmak için buna alışmalıyız. İmkanlarımız kısıtlı. Gerçekten yani kiminle evleneceğiz? Nerede gömüleceğiz? Kiminle ticaret yapacağız? Zor. Çünkü imanlılar sayısı az ve herkes bize tuhaf bakıyor ve ailelerimiz bize deli gibi davranıyor. Ama bilmeliyiz ki bütün kutsallar, bütün eski peygamberler aynı şey yaşamışlar. Aynı
deneyimlerden geçmişler, aynı sınavlardan geçmişler ve bir şekilde ispat ettiler ki ne mutlu Rab'be güvenen insana. İspat etmişler ki Rab'be güvenen insana ne mutlu. Ve gerçekten aynı şey bizim için geçerli. O zaman cesaretinizi yitirmeyin. Devam edin. Doğru şeyler yapıyorsunuz. Doğru yoldasınız. Rab sizinle. Ayağa kalkalım ve dua edeceğiz.